ozon tedavisi nedir? Faydaları nelerdir? Onu anlatırken ben de yemeklerimi hazırlamaya çalışayım inşallah. Hemen anlatalım. Çok önemli bir konu ozon tedavisi. Hani izleyicilerin de bilgilenmesi açısından anlatmaya başlayayım ben. Ozon tedavisi 3 tane oksijen molekülünü bir araya gelerek oluşturduğu bir molekül. Normalde atmosferde olan oksijene bir oksijen atomu eklenerek oluşturuluyor. Normalde kararsız bir molekül. Tabii birçok şu anda çok güncel bir konu bu. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Biz de hastanemizde bu tedaviyi aktif olarak kullanıyoruz hastalarımız için. Ozon tedavisi çok eskiye dayalı bir tedavi aslında. 1800 yıllardan itibaren bulunmuş bir tedavi yöntemi. Birinci Dünya Savaşı zamanında askerlerin yaralarını iyileştirmek için kullanılmış. İlerleyen 1900 yıllardan sonra da artık sağlık anlamında da kullanılmaya başlanmış. Ozon tedavisi biraz önce söylediğim gibi 3 tane oksijen atomunun birleşmesiyle oluşan bir molekül. Biz ozon tedavisini genel olarak birçok hastalıkta kullanıyoruz. Özellikle kas iskelet sistem ağrılarında, çağın en önemli hastalıklardan biri kronik yorgunluk sendromunda. Kas dediğimiz. Kas hastalıklarında. Kas hastalıkları. Kas hastalıklarında. Evet, fibromiyaj dediğimiz yaygın kas romatizmalarında, eklem kireçlenmelerinde, kanser hastalarını önlemek için, yaşlanmayı geciktirmek için, şeker hastalarında, tansiyon hastalarında, sağlıklı bir yaşlanmayı oluşturmak için. Biliyorsunuz siz de bu işle uğraştığınız için katkı maddeleri çok fazla. Evet. İnsanlar yanlış besleniyorlar, fast food yiyorlar. Kanserojen madde çok alıyoruz, hava kirliliği var, yetersiz oksijen kullanıyoruz. Düzenli beslenmiyoruz, spor yapmıyoruz. Stres faktörü hayatımızda çok fazla. Bu kadar olumsuz faktör bir araya geldiğinde insan erken yaşlanıyor. Çok fazla kanser hastası toplumumuzda çok fazla var. Şimdi insanlar bunlardan kendini koruyabilmek için vitamin takviyeleri alıyorlar, detoks takviyeleri alıyorlar. İşte spor yapmaya çalışıyorlar ama ozon tedavisi bu anlamda, bu boşluğu ciddi anlamda doldurduğunu görüyoruz. Farklı bir tedavi yöntemi evet, mi? Evet, şöyle. Normalde bu oksijen dediğimiz gaz molekülünü özel bir jeneratör sayesinde saf oksijenden elde ediyoruz. Belli dozlarda oksijen ve ozon molekülünü karıştırıp medikal ozon anlamına gelen bir karışım elde edip bunu hastalarımıza uyguluyoruz. Birden fazla uygulama yöntemi var. Bunlardan en önemlisi kan yıkama dediğimiz, şu anda en popüler, en sağlıklı, hastalara ciddi şifa sağlayan kan yıkama yöntemi. Onun kan yıkama? Kan yıkama. Damardaki kanı yıkama. Onu da anlatacağım şimdi. Onun dışında enjeksiyon olarak uyguluyoruz. İşte diz kireçlenmesi olanlar, kas kulunçları olan hastalarda da kas içine ya da eklem içine de enjeksiyon olarak yapıyoruz. Tabii şu anda benim en çok ilgilendiğim ve hastanemizde yapılan en önemli yöntem kan yıkama dediğimiz yöntem. Bu kan yıkamayı şöyle yapıyoruz. Hastalar belli hafta aralıklarla, genelde haftada kimlerin bir... Kimlerin kanı yıkanıyor hocam? İşte kas iskelet sistemi rahatsızlığı olanlar, hastalıkları olanlar, romatizması olanlar, şeker hastası olanlar, kanser hastaları, yaygın kronik yorgunluk sendromu, kas romatizmaları, şeker hastaları, astım, alerjik hastalar, cilt lezyonları olanlar, saç dökülenler, ciddi bir endikasyonu var. Kadın doğum hastalıklarından ürolojik hastalıklara kadar ciddi bir endikasyonu var. Biz bu hastalara haftada bir yanımıza, hastanemize çağırıyoruz. 15 dakikalarını bize ayırıyorlar. Çok kısa bir yöntem. Belli bir miktar kan alıyoruz özel steril bir sistemle. Yaklaşık 100 cc dediğimiz bir ölçekte bir kan alıyoruz. Sonra o kana belli hastalık gruplarına göre ayarlanmış dozları o kanla karıştırıp tekrar aynı yoldan hastaya geri veriyoruz. Yaklaşık 15 dakika. Yani kendi kanını? Kendi kanını tekrar kendine veriyoruz. Kendi ozonlanmış kanını, aldığımız kanı geri veriyoruz. Zaten hastalarımızda Yıkanma dediğiniz o kanın yıkanması evet, mı hocam? Onun ozonlanması evet. Daha doğrusu. Evet. İlk aldığımızda zaten kanın renginden kirli kan ama yine de çok koyu, çok renk olarak çok oksijenlenmemiş bir kan olduğu için ozon tedavisine başladıktan sonra ciddi bir renginde açılma, hastadaki ciddi bir ağrılarında geri dönüş gözlemliyoruz ve yaklaşık bunu 12, 15 ya da 20 seanslık kürlerle haftada bir kere yapıyoruz. Tabii bu tedaviyi yaparken hastaların buna düzenli riayet etmesi gerekiyor. Haftada bir mutlaka misafir ediyoruz. Kendilerine bunu anlatıyoruz. Hastalık mı bu oluyor? Haftada bir yapıyoruz genelde. Bir, iki ya da üçe kadar çıkılabiliyor. Kaç tabii seans? Yaklaşık 12, 15 ya da 20. Şimdi bunu yaparken daha öncesinde yapmamız gereken birkaç tahlil var. Onun dışında herkes ozon tedavisini alabiliyor. Yani hastalar bana hep bunu soruyor. Hani kimler ozon tedavisi alamaz? Kimlere ozon tedavisi yapamayız anlamında? Şimdi özellikle kontrolsüz guatr hastalığı olanlar, yeni geçirilmiş kalp krizi öyküsü olanlar, özellikle baklagillere alerjisi olan hastalarda çok ozon tedavisi önermiyoruz. Onun dışındaki herkes ozon tedavisi alabilir. Genç, yaşlı ve çocuk hastalar dahil herkes
ozon tedavisini alabilir. Ozon yani tedavisini, orada bir ayrışma yapıyorsunuz. Tabii. Yani yaş grubuna, hastalık grubuna göre tedavi protokollerimiz değişiyor. Yani baklet dediniz orada. Baklagillere alerjisi olanlar. Öyle mi? İşte tabii. Baklagillere özel bir enzim eksikliği oluyor baklagillere alerjisi olanlar. Ozon tedavisiyle etkileşim yapıp hani ozonun kanda çöküme etkisini artırıyor. O yüzden onları da çok önermiyoruz. Ozonun birçok uygulama yöntemi var. Bunlardan bir tanesi kan yıkama. Bunlardan bir tanesi enjeksiyon. Bunlardan bir tanesi sinüzitlerde, kulak içi iltihaplarda, kulak içi ya da burun içinden uygulamalar. Ya da makattan ya da vajinal uygulamalar gibi birçok tedavi yöntemleri var. Biz genelde en çok enjeksiyon yöntemiyle kan yıkama yöntemini kullanıyoruz. Bana hep şu soru soruluyor. Herhangi bir yan etkisi var mı? Ozonun bilinen hiçbir yan etkisi yok. Bu anlamda çok önemli. Hani izleyen izleyicileri de tekrar buradan hatırlatmış olalım. Hem kanserden korunmak, hem bağışıklık sistemini güçlendirmek, hem sağlıklı yaşlanabilmek, işte genç yaş grubunda ciddi yorgunluk çekenler, kas ağrıları olanlar, saç dökülmesi yaşayanlar, vitamin eksikliği olanlar, çabuk hastalananlar, kışın mevsiminde ciddi hastalık atakları geçirenler, ailesinde kanser öyküsü olanlar, bunlar için bütün hastalarımız için ciddi endikasyonları var. Bağırsak hastalıkları olanlar, şeker hastalarında kan şekerinin seviyesini azaltıp şeker regülasyonu sağlıyoruz. Romatizma hastalıkları ki benim branşımla da ilgili, fizik tedavi branşı olarak bizim en çok hastalık gruplarımız romatizma ve kas iskelet sistem ağrılarında ciddi bir geri dönüş sağlıyoruz. O yüzden izleyicilerin hani bu konuda ozon tedavisini mutlaka düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok detaylı bir var. Çok detaylı bir tedavi yöntemi. Şimdi hocamızın sorduğu soruya da cevap vereyim. Gastroenterolojide evet. Çok ciddi kullanım uygulamalarından bir tanesi. Özellikle bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit, kron hastalıkları, spastik gastrokolon, megakolon gibi gastrointestinal hastalıklarda bağırsak mukozasındaki kan akımını artırması, oradaki oksijenlenmenin artırılması ve serbest radikallerin uzaklaştırılması anlamında da ciddi bir geri dönüş sağlıyoruz. Ozonun etki mekanizması olarak anti-enflamatuar, bağışıklık sistemini güçlendirici, bir de mikrop öldürücü etkisi var. Ustacığım eskiden fabrikalarda ozon tedavisi işte bakterileri, mantarları, virüsleri öldürmek için, dezenfeksiyon için kullanılırdı yüksek dozlarda. Daha sonraki yıllarda işte su arıtma sistemlerini kullanılarak, hani ozonlanmış su diye popüler bir konu da var zaten evet. Günümüzde. Zararı var mı ozonlanmış suyun sence? Yani bence yapılan çalışmalara da baktığımız zaman öyle ciddi bir zararı yok. Sadece gerçekten ozonlanmış belli dozda suyun ozonlanması gerekiyor. Onun mekanizmasının çok iyi yapılması gerekiyor. O yüzden sistemin tesisi çok iyi kurulması gerekiyor. Yoksa hani belli bir dozdan yanlış bir dozda sistemi suyu ozonladığınız zaman hiçbir etkisi ve hiçbir anlamı yok. O yüzden belli bir dozda yapılıyor özel bir sistemle ve buzdolabında 5 güne kadar bunun tüketilebildiği söyleniyor. Onun dışındaki ozon uygulamaları, ozonlanmış su hazırlanmalarının çok doğru olmadığını düşünüyoruz.